Davut abicim işte hayat böyle. Terzilik sanatı da kabuk değiştiriyor. Terziler odamızın 900 üyesi var. Bunun 260 civarı terzilik yapan arkadaşlarımız var. Bunların genelde terzilik kabuk değiştirdi dediğimize göre tadilat, tamirat kenar taraflarda, mahallelerde böyle mahalle terzilerimiz kaldı. Yeri yeri siparişle dikiyorlar ama sipariş pek o kadar olmuyor ama genelde tamir işleri daha çok oluyor. Ütü işi, tamir işi oluyor. Mahallenin bakkalı gibi mahallenin de terzisi olmuş oldu bundan sonra. Suriyeli uyruklu terzimiz var. Odamıza kayıtlı 40 civarında da Suriyeli uyruklu terzimiz var burada. Emeğin değeri olmuyor. Bazı ustalarımız emeğini pahalıya satar. Bazı ustamız ucuz alıyor. Yerine göre değişiyor. 20 liraya paça yapan yerimiz de var. Mahallemizde 10 liraya yapan da yerlerimiz var. Yerine göre, adresine göre değişiyor. Ustamız sanatına şey yapıyor bazen de. Diyor ki ben en iyisini yapıyorum diyor. Ona göre ücret alıyor. Emeğin değeri olmaz. Yani tabii sipariş dikim işi azaldı. Eskiden herkes elbise diktirirdi. Bayrama elbisesini terziden giderdi. Sabahlar elbisesini terziden alırdı. Şimdi öyle bir şey değil. Mağazadan gidiyor. Alıyor, üstüne giyiniyor. Paçası uzun gelirse veya kısa gelirse onu terziye varıyor, daralttırıyor veya uzattırıyor. Mahalle terzilerinin durumu tabii her esnafın zor duruma düştüğü gibi bizim terzimiz de pandemi döneminde çok zor duruma düştü. Şimdi sokağa çıkma olmayınca, yasak olunca terziye gelen de olmadı. Bunu bazen şimdi şey yapıyorlar, söylüyorlar şu esnaf lokantacı şöyle oldu, bu böyle oldu ama terzi daha çok zarar gördü. Terziler çok zarar gördü. Zaten küçük ufak işlerden para kazanan insanlar. Bayağı bir sıkıntılı günler geçirdik. Şu anda fena değil. Yavaş yavaş işlerimiz açılıyor. İnşallah hepsi yine zor da olsa ayakta durmaya çalışıyorlar. Yani bıraksa da ne iş yapacak? Bıraktığı zaman terzilikten başka bir iş bilmediği için terziler genelde terziliğinden başka bir iş yapamazlar. Yapmazlar da. Sermaye, başka işler sermayeye dayalı işler. Bizim terzi esnafımız büyük sermayeler olmayan kişiler. Yani tadilat tabii evde hanımlar gayrı dikişin akışı bilmiyorlar. Böyle dikiş işlerinden de anlamıyorlar. Bizim annelerimiz bazen dikerdi söküklerimiz ama şimdi hanımlar düğmeyi bile getiriyorlar, terziye diktiriyorlar. Şimdi terziliğe ilgi yok yani. Eski gibi yetişen ustalar bir gün bizler de işi bırakırsak mahalleli de terzi arayacak. Ustalarımız da terzi arayacak. Herkes terzi arayacak. Çünkü terzilik bitiyor. Avrupa'daki gibi burada da bitiyor. Yetiştirilmiyor. Çıraklar gelmiyor. Aileler hep çocuklarımız okusun diyorlar ama okuyunca da hiç boşta diplomalı boş gezenler oluyor. Halbuki iyi bir sanatkar verseler, yetiştirseler, iyi bir sanatkar olsa daha güzel paralar kazanırlar. Boş gezmezler. İstanbul'da bir elbise diktireyim dersen 1000 dolara diktirirsin. Kayseri'de diktirirsen 2000 liraya, 1500, 3000 tersine göre, kumaşına göre değişir.